Bu videoda x eşittir 1 ile x eşittir 3 arasında ve y eşittir x kare artı 1 eğrisinin altında kalan alan için tahmini bir değer elde etmeye çalışacağız. Bu tahmini eğrinin altına kısa kenarları eşit olan 4 tane dikdörtgen yerleştirerek yapacağız. İsterseniz önce bahsettiğim bu dikdörtgenlerin neye benzeyecekleri üzerine biraz düşünelim. Kısa kenarları eşit 4 adet dikdörtgen demiştim değil mi? Evet bu bu ve bu uzun kenarları olacak. Üstteki kenarı henüz çizmedim. Kısa kenarların eşit olmaları için uzunluklarının ne olması gerektiğine karar verelim. Bu uzunluğa şimdilik delta x adını vereceğim. Evet bu uzunluk delta x olsun. x eşittir 1'den x eşittir 3'e uzanan bu uzunluğa kısa kenarları eşit olan 4 dikdörtgen çizdiğimize göre dikdörtgenlerin kısa kenar uzunlukları ne olur? Evet 1 bölü 2. Birinci dikdörtgenle ikincisi arasındaki bu nokta 1,5 olacak. Buna 1 bölü 2'yi ekleyince 2'ye varacağız. Buradaki nokta ise 2,5 ve burası da 1 bölü 2 fazlası yani 3. Sıra geldi uzun kenarlara. Uzun kenarları dikdörtgenlerin kısa kenarlarının sol köşelerini kullanarak tanımlayacağım. Önümüzdeki videolarda bunu yapmanın farklı yolları olduğunu göreceğiz ama şimdilik yani bu videoda uzun kenarları bu şekilde hesaplayacağız. Kısa kenarın sol köşesi derken fonksiyonun sol köşedeki x'te aldığı değerden bahsettiğimi de hemen ekleyeyim. Ne demek istediğimi tam olarak anlatabilmek adına birinci dikdörtgeni ele alalım. Bu nokta F1 noktasıdır öyle değil mi? Ve biz de uzun kenar olarak bunu kullanacağız anlaştık mı? İkinci dikdörtgenin uzun kenarını da buradaki noktayla ya da fonksiyonun bu noktada aldığı değer demeliyim. Yani f1,5 ile belirleyeceğiz. Hemen not edeyim burası f1,5. Bu şekilde devam edelim. Üçüncü dikdörtgene geldik. Bu kenarın uzunluğu fonksiyonun 2'de aldığı değere eşit olacak. İşte burada. Burası f2. Dördüncü ve sonuncu dikdörtgen içinse burayı değerlendireceğiz ve başka bir deyişle dikdörtgenin uzun kenarı f 2,5'e eşit olacak. Dikdörtgenlerin hepsi için uzun kenarları fonksiyonun kısa kenarlarının sol köşesinde aldığı değerle bulduğumun bir kere daha altını çizmek istiyorum. Dikdörtgenleri yerleştirdiğimize göre toplam alanı bu dikdörtgenlerin toplam alanları olarak yazmayı deneyelim. Bu arada bu sonucun kesin bir tahmin olmayacağını fark etmiş olmalısınız. Ne de olsa buradaki alanları hesaba katmıyoruz değil mi? Bu alanları e, kullanmadığım bir renkle göstereyim. Evet bu alanı, bu alanı, bu alanı ve bunu göz ardı ediyoruz. Yine de az önce söylediğim gibi bu bir tahmin ve eğer elimizde çok daha fazla dikdörtgen olsaydı belki daha iyi bir tahminde elde edebilirdik. Şimdi gelin dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayalım. Birinci dikdörtgenin alanı, uzun kenarı yani f1 çarpı kısa kenarı yani delta x'e eşit olacak. İkinci dikdörtgenin alanı, uzun kenarı yani f1,5 çarpı kısa kenarı yani gene delta x, evet. Üçüncü dikdörtgenin uzun kenarı da fonksiyonun sol köşede aldığı değere yani f2'ye eşit olacak, kısa kenarı yine delta x. Ve son olarak da son dikdörtgenin alanını da f2,5 çarpı delta x olarak yazabiliriz. Kullanmak istediğim renk bu değildi. Turuncuyu istiyorum. Evet, fonksiyonun 2,5'te aldığı değer çarpı delta x. Bu bulduğumuz bize eğri altında kalan alan için tahmini bir değer verecek. Neye eşit olduğunu da bulalım fonksiyonun 1 de aldığı değer yani 1'in karesi artı 1'den 2. O halde iki çarpı bir iki. F1, yani 1, 2 çarpı 1 bölü 2 artı f 1,5 yani 1,5'in karesi 2,25 eder artı 1 3,25 çarpı 1 bölü 2 ve fonksiyonun 2'de aldığı değer, yani 2'nin karesi artı 1'den 5 çarpı 1 bölü 2. Son olarak fonksiyonun 2,5'te aldığı değer, yani 2,5'in karesi 6,25 eder artı 1, 7,25 çarpı 1 bölü 2. Hesabı kolaylaştırmak adına burayı 1 bölü 2 parantezine alalım. 1 bölü 2 çarpı e, 2 artı 3,25 artı 5 artı 7,25. Evet. 2 artı 5, 7 eder. 3 artı 7, 10 eder. 0,25 artı 0,25, 0,5 eder. Ve 1 de 7 olduğuna göre toplam 17,5 olacak. 17,5'i 1 bölü 2 ile çarpınca da 8,75 elde ederiz, öyle değil mi? Az önce de söylediğim gibi bu tahmini bir değer ve yaptığım çizime ve kullandığımız fonksiyona göre bu tahminin gerçek alan için düşük bir tahmin olduğunu da söyleyebilirim. Pembe ile işaretlediğim alanları hesaba katmamıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Her ne kadar düşük bir tahmin olsa da eğrinin altında kalan alan için kullanabileceğimiz bir tahmin. Önümüzdeki videolarda bunu rastgele fonksiyonlar için rastgele sayıda dikdörtgen kullanarak genelleştirmeye çalışacağız. Ondan sonra da uzun kenarı sol köşe ile değil, sağ köşe ile veya sağ köşe ile sol köşenin orta noktasını kullanarak bulacağız. Hatta belki dikdörtgen yerine yamuk bile kullanırız. Önemli olan tüm bunları öğrenirken sizin de en az benim kadar eğleniyor olmanız.